eşleri gelinlerinden kayınvalideleri nasıl idare etmelerini ister mesela? Nasıl idare edecek sizi kayınvalidenizi ister, nasıl ister? Bunları bir bakalım şimdi, bir seyredelim ondan sonra. Eşiniz hangi konuda annesini idare etmenizi ister? Her şeye çok fazla böyle karışır, konuşur ya. Annem der ki, eşim der ki, ya aşkım boş ver, he de geç. Vallahi benimki de genelde hep öyle yapar. Mesela işte şey der, ya fevri çıkışlar verme, sen tamam da anneme, sonra sen gene bildiğini oku. Ben de bazen böyle soğuk durur, surat asar, böyle sistemli halleri olur. Ay, ortada hiçbir şey yok yani. Ondan sonra konuştuğumuz zaman eşim derken idare et, yaşlı insanlar. Belki başka bir şeyi kafaya takıyordur, belki başka bir şey vardır. Ama direkt bana olduğunu anlıyorum yani. Benimle ilgili bir şey de yok ortada benim bildiğim. Neden surat asıyorsun? O beni çok rahatsız ediyor. O konularda eşim birazcık işte idare et şeyine getirir. Benim de kayınvalidem mesela böyle sinirlendiği zaman bana çok bağırır. Ondan sonra bağırdığı zaman ben çok sinirleniyorum. Sinirlenince orada onunla tartışmak istemiyorum. Eve gidiyorum. Eşime diyorum ki, bak senin annen bana böyle böyle bağırdı. Bağıramaz diyorum insanların yanında falan. Böyle sinir küpüne dönmüşüm. O da böyle gayet sakin. Hayatım, yaşlı kadın, idare ediver, ne olacak? Anneler ne diyorlar Yıldız Hanımcığım? Yandık. Konuşuyorlar işte. Nasıl konuşuyorlar? Bence de sadece konuşuyorlar. Ama hiç şimdi biraz önce bak Nurten Hanım demişti ki işte ben diyor oğlumdan bildim ki tüyo veriyorum. Oğlanlar da annelerini bildikleri için karılarına tüyo veriyor. Değil mi? Arada kalmamak için tüyo veriyor. Oğullarımız bizi daha iyi tanıyor. Ben sinirliyim, anında parlarım, ezerim, gürlerim. Ondan sonra hemen geçer. Onun için oğlum da ona öyle demiştir. Bence akıllı erkek ikisini de idare eder, terazide tutar. Mesela benim bazı huylarım varsa gider ona söyler, annemi idare et. Annemin yapısı o, ne yapalım? Bana da gelir der ki mesela, örneğin akıllı erkek onu yapar. Der ki, anneciğim idare et zamane kızlarım, ne yapalım böyle zamane işte. Zamane kız oldum. Ha, böyle işte, ne yapalım, sizin devriniz bitti. Yeni bir devir başladı. Öyle der mi? Duymadım ama der. Yani demesi lazım. Tabii. Nurten Hanım der mi soğukta? Fatih Bey zaten ben oğlumu evlendirdiğinde ikisine de söylemiştim. Özlem'e demiştim ki beni oğlumla karşı karşıya getirme. Oğluma dedim ki sakın gelinimle beni karşı karşıya getirme. Oğlum böyledir. Ya bazen dengesinin şaştığı zamanlar oluyor da o da gene benimle alakalı. Şimdi eşim bana sürekli der. Ya neden annemle polemiğe giriyorsun ki? Yani tamam desen ölür müsün? Tamam de tam. Sonra sen bildiğini oku yani. Gene bildiğini yap. Ben ama yapım gereği yani illa bir zıtlaşacağım ya. Hayır benim dediğim doğru falan yapacağım ya. Hı. Zıtlaşırım kayınvalidemle. Öyle olunca da eşim kötü oluyor bu sefer annesiyle. Hmm. Çok peki. Oluyor. Ha, öyle yok, peki Fatma abla. Olur o. Sence bu öyle midir? Yani sen ne olan Emine, annem idare et falan demesi nasıl buluyorsun? Ne yapsın çocuk? İki dağın arasında kalırsa. Yani öyle konuşacak yani. Yapacak bir şey yok. İki dağın arasında. Arasında kalmışam. Evet. O öyle bir türkü vardı. Meşburen mi diyorsun? Meşburen. Böyle şeyler normal diyorsun. Normal. Oğla, yani oğlumuz yapabilir diyorsun. Yapabilir. Çok normal. Dengede tutmak için. Şimdi oğlum ona bir şey dediği zaman... Özlem eşine bir şey dediği zaman eğer oğlum onu yapmıyorsa şayet direkt beni arar. Çünkü biliyor ya beni oğluma söyleyince yapacak. Bütün anne Tolga'ya böyle böyle şöyle ne olur ben şey yapıyorum ama o istemiyor. Üzülme kızı ben şimdi hallediyorum. Ben onun için de kıramadığım için de oğluna tamam anne der. Vallahi mantıklısı bu. Ne yapayım en son çıkış kapısı olarak. Bugün kritiklerde bir konu konuştuk. Kayınvalidelerimizi nasıl idare ediyoruz diye. Bütün gelinler döküldük. Nasıl idare ettiğimizi anlattık. Foyamız açığa çıktı. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi gelinler onu kabul etmek istemiyorlar. Erkek çocuk her zaman için anneyi dinler. Ama anne yine de onu büyüklüğünü gösterir. Ama ne der? Oğlum sen eşinin dediğini dinle. Onun sözünü dinle ki daha mutlu olursun yani. Anneler hep böyle yani şeyde tavsiyede bulunur evlatlarına. Ben öyle yapıyorum.
Gelin de zannediyor ki beni idare ediyor. Halbuki onu ben idare ediyorum yani.